Selam dostlar. Yeni gelen güncelleme ile birlikte PGL 2024 kapsülleri sonunda oyuna eklendi. Bizler için gerçekten uzun bir bekleyiş oldu. Neyse ki Major bitmeden kapsüller satışa çıktı. Bu videoda yeni stickerlara kısaca bir göz atacağız ve takım kapsüllerinden açacağız dostlar. Umarım güzel stickerlar yakalarız. Yeni kapsüllerden açmayı düşünenler varsa şu anda stickerlar pahalı olduğu için verdiğiniz parayı geri alma ihtimaliniz ya da kar etme ihtimaliniz biraz daha yüksek dostlar. Tabii ki tamamen şans işi. Paris videolarımızı hatırlayan hocalarımız vardır. 25-30 paper açtığımızda oldu. Lafı fazla uzatmadan kapsüllere geçelim. Geçtiğimiz major'larda olduğu gibi 3 çeşit takım kapsülü ve yine aynı şekilde 3 çeşit imza kapsülü var dostlar. Son olarak şampiyon belirlendikten sonra şampiyon imza kapsülü gelecek. O bizi pek ilgilendirmiyor. Hız kesmeden açmaya başlayalım. İlk olarak efsaneler kapsülüyle başlamak istiyorum. Bu kapsülde en beğendiğim stickerlar Virtus Pro ve Team Spirit oldu. Özellikle Spirit çok klas görünüyor. Hadi bakalım. Umarım güzel bir şeyler yakalarız dostlar. Evet. Paper'la başladık. Bir süredir pek şanslı değiliz. Bakalım bu videoda bunu kırabilecek miyiz? Evet, glitter'ını da aldık. Seti tamamlamayız umarım. Özellikle çıkartmak istediğim hololar Eternal Fire, Lin Vision ve Koi. Tabii ki Virtus Pro'ya da hayır demem dostlar. Açıkça söylemek gerekirse bu glitter efektini oldukça beğendim. Eski glitterlarda sim benzeri tek düze bir tasarım vardı. Yeni glitterlarda parlayan hilal ve yıldız tasarımı tercih edilmiş. Gerçekten hoşuma gitti. Beşinci ve son efsaneler kapsülümüz. Hadi bakalım. İşte bu be. Team Spirit Holo. Bu gerçekten harika oldu dostlar. Sanıyorum ki harcadığımız parayı büyük ölçüde karşılıyor. Hadi bakalım. Bu şekilde devam. Mücadeleciler kapsülünden devam edelim. Tabii ki buradan Lin Vision Holo istiyoruz dostlar. Enerjimizi yollayalım. Onun dışında Koi muazzam görünüyor. Paris videolarında en çok tadımı kaçıran Blast TV hololarıydı. Açıkçası bu Major'da turnuva stickerı PGL holo gerçekten hoşuma gitti dostlar. Yine paperlardan devam ediyoruz. Lin Vision Paper. Bir yerden başlamak lazım. Doğrusunu söylemek gerekirse paper'ı bile gözüme güzel gözüküyor dostlar. Holosu eminim değerlenecektir. Kaç tane holo geçti be? Bir şeyler daha yakalayacağız dostlar. İnanıyorum. Aslında çok güzel şeyler geçiyor ama bize denk gelmiyor dostlar. Sanırım tüm şansımızı Spirit'te kullandık. Son bir tane mücadeleciler kapsülümüz kaldı. Lin Vision Holo'yu alalım gidelim. Ah be, sağlık olsun. Ve geldik Meydan Okuyanlar kapsülüne. Buradan en çok istediğim Eternal Fire ve Furya dostlar. Umarım yakalayabiliriz. En azından bir holo daha çıkartsak videoyu çok güzel bir karla kapatacağız. Güzel güzel Eternal Fire ile başladık. Ama bize holosu lazım. Evet. Bunu görmek istemiyorum dostlar.
mümkünse görüşmeyelim heroik kardeş. İşte bu be, işte bu. Eternal Fire Holo çıkardık. Fiyatı gerçekten umurumda değil. Bunu çıkartmak istiyordum dostlar. Son iki kapsülümüz. Genel anlamda güzel bir açım oldu diyebilirim. Paris kapsüllerinde bu kadar şanslı değildik diye hatırlıyorum. Video hoşunuza gittiyse bir sonraki video imzalardan açalım dostlar. Devamı gelsin isterseniz yorumlara yazarsınız. Son kapsülden de paper'ımızı aldık. Sağlık olsun. Kar zarar durumuna bakacak olursak yaklaşık 480 lira bir masrafımız oldu. Çıkanlar 622 lira. Yaklaşık olarak 140 lira bir karımız var dostlar. Cidden güzel bir açım oldu. Bu videoluk bu kadardı. Umarım izlerken keyif almışsınızdır. Bir like, bir de abonelik bıraktıysanız ben kaçtım. Yeni videolarda görüşmek üzere.